Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2023'ün en önemli aylarından Mayıs ayına başlıyoruz. Bakalım konu başlıklarında neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. Merkür retrosu 15 Mayıs'ta sona eriyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğuyor. Mars Aslan burcuna geçiyor. Evet, detaylara bakalım. Hemen 5 Mayıs'ta ayın ilk haftasında 14 derece Akrep burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Yılın ilk ay tutulması, önümüzdeki birkaç ayı da önemli ölçüde etkileyecek bir ay tutulması olduğu için özellikle Mayıs ayı burada dikkat çekiyor. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da bazı krizlerle, streslerle karşılaşabileceğimiz önemli bir dönüşüm zamanı. Biliyorsunuz ay tutulmaları duygusal anlamda bizi etkilerken güçlü bir dolunay olduğu için tamamlanmalar, bitişler, önemli farkındalıklar, dönüşümlerle de sembolize edilir. Dolayısıyla Mayıs ayının genelinde bu ay tutulmasının etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Sabit burçlarımız özellikle daha fazla etki alıyorlar. Sevgili koçlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Boğa, Akrep, Kova ya da Aslan burçlarının 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu ay tutulmasının sizin için de çok önemli olacağını söyleyebilirim. 8. evinizde meydana gelecek bu tutulma özellikle parasal konulara, borç alacak konularına, hisseli paralara, finansal paylaşımlara daha fazla dikkat çeken bir tutulma. 21 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda olacak para evinizde. Merkür 15 Mayıs'a kadar para evinizde gerilemekte, daha sonra ileri harekete dönecek ama ay boyunca para evinizde bir Merkür geçişi var. Dolayısıyla Mayıs ayı sizin için para ve finans konularında çok önemli bir ay. Bu ay tutulması borç alacak konuları, kredi konuları, miras, sigorta, nafaka, vergi gibi tazminat gibi alanlarda bazı önemli konuları gündeme getirebilir ya da süreçte olan konularda bitişler, sonlanmalar, dönüşümler getirebilir. Merkür'ün de geri hareketli olması biraz geçmişle bağlantılı konuların, geçmişten gelen süreçlerin aslında gündeme gelebileceğini veya bunların bir sonuca bağlanabileceğini de işaret ediyor. 15 Mayıs itibariyle Merkür ileri harekete dönecek. Dolayısıyla para konularındaki gecikmeler, sıkışmalar 15 Mayıs'tan itibaren daha rahat çözülmeye başlayabilir. O yüzden herhangi bir kredi almak istiyorsanız, bir şey almak, satmak, bir önemli alışveriş, para konularında önemli bir karar vermek istiyorsanız 15 Mayıs'tan sonra bunları yapmak sizin adınıza daha olumlu olabilir. En azından daha hızlı ilerleyebilirsiniz sevgili koçlar. 16 Mayıs'ta Jüpiter burcunuzdan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 12 yılda bir biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcunda transittedir. Şimdi burcunuzdan ayrılıyor diye üzülmeyin. Çünkü para evinize gelecek ve bir yıl önümüzdeki 2024 yılı 25 Mayıs'ına kadar Jüpiter para evinizde olacak. Boğa burcunda da bereketli ve gerçekten çok da verimli olabilir sizin adınıza. Burada Jüpiter'in geçiş yaptığı ev alanlarında hayatımızda iyileşmeler, büyüme fırsatları, gelişme fırsatları bekleyebiliriz ve para evinize Jüpiter'in gelmesiyle birlikte 16 Mayıs'tan itibaren parasal kaynaklarınızda ilerlemeler, büyümeler bekleyebilirsiniz. Yani bu yeni bir kazanç kapısını da açabilir size, bir iş imkanı veya kazançlarınızda artışlar getirebilir ya da sahip olduğunuz paranın, mal varlıklarının değerlenmesi. Kazançlarınızda hani burada bir değerlenme anlamına da gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi fark etmeniz, kendinizi maddi manevi güvende hissedebilecek koşulları oluşturmanız önümüzdeki bir yıllık bir dönemde süreçte olacak. En son 12 yıl önce 2011 Haziranı ile 2012 Haziranı arasında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin bakalım Jüpiter nasıl etkiler getirmiş size. Tamamen aynı olmaz ama yine benzer tesirleri burada çalıştırabilir. Evet, 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak. Yine para evinizde.
Yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler getiriyor. Zaten biliyorsunuz bu ay genellikle gezegenler hep finans konularında hareketli. Bu boğa yeni ayı 19 Mayıs'ta dolduğunda işte parayla ilgili yeni bir karar vermeniz, bir gelir kapısının açılması, bir işe girmeniz, bir alışveriş, bir yatırım kararı ve benzeri konuları gündeme getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bu yeni ay 28 derece boğa burcunda doğacağı için özellikle kişisel doğum haritalarınızda boğa, akrep, aslan, kova gibi sabit burçların 28 derece ve yakınlarında eğer kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için daha belirgin etkiler getirebilir. Bu yeni ay aynı zamanda Nisan 20 Nisan'da meydana gelen Koç burcu tutulmasını da tetikliyor. Çünkü Mars 29 dereceyi yengeçte olacak. Tutulma noktasını tetikleyen bir pozisyonda daha güçlü bir tesirle de karşılaşabiliriz aslında. Kişisel gezegeniniz çünkü Mars bu tutulmadan hemen sonra 20 Mayıs'ta Aslan burcundaki yolculuğuna başlayacak. Bu bir enerji değişimi tabii ki. Mars Aslan'da ilerlerken ateş elementi olduğu için sizin de enerjinizi biraz daha dış dünyadaki aktivitelere, kişisel girişimlere yöneltebilir. Motivasyonunuzu, özgüveninizi şöyle bir arttırabilir. 20 Mayıs öncesinde Mars yengeçte olacak. Daha çok ev, yuva konuları, aile konularını hani ayın büyük bölümünde enerjinizi harcıyorsunuz. Venüs'ün de yengeçte olması 7 Mayıs'tan itibaren evde bir şeylerle uğraştığınızı işaret ediyor aslında bu. Hani evde yerleşmeler olabilir, taşınma konuları olabilir, evin dekorasyonu olabilir. Belki biraz böyle tamirat, tadilat gibi işler olabilir. Merkür'ün retro olması nedeniyle enerjinizi 20 Mayıs'a kadar buraları daha fazla harcıyorsunuz. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars'ın Aslan'a geçmesi işte eğlenceli konulara, kişisel aktivitelere, bunlar romantik aktiviteler olabilir. Sizin için belki tatil gibi bir konular olabilir. Çocuklarla ilgili işleriniz olabilir. Buralara enerjinizi daha fazla odaklayacaksınız. Bu ayın dikkat edilmesi gereken özellikle bazı önemli güçlü açıların oluştuğu zamanlar var. Bunlardan birisi 17 Mayıs. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçer geçmez Kova burcundaki Plüto ile bir kare açı yapacak. Jüpiter Plüto karesi sert bir açıdır. Aslında toplumsal alanlarda daha fazla böyle bir baskı, manipülatif durumlar, hırsların, tutkuların çok güçlenmesini bekleyebiliriz. Gücü elinde bulunduran kişiler için biraz daha bu etkili olacaktır. Ama Jüpiter Boğa'da para ve finansla ilgili alanlarda da manipülasyonu ve çok fazla böyle piyasalarda baskıları arttırabilir. 20 Mayıs'ta Mars'ın Aslan'a geçmesiyle beraber bu kare açıya bir de Mars eşlik edecek. Sabitlerde böyle güçlü bir tek kare var. Bu da gerilimli, stres yaratan bir unsurdur. Şiddet, baskı, böyle doğa olaylarında tetiklenme gibi durumlar ya da piyasalarda oluşabilecek yine baskıları arttırabilecek bir açı, buna dikkat etmekte fayda var. 27-28 Mayıs bu sefer Güneş-Satürn karesi etkinleşiyor. Bu da genel olarak zor bir açıdır. Güneş-Satürn kareleri otorite figürleriyle zıtlaşmalar, işte kısıtlanmalar, sorumlulukların üzerimizde yarattığı baskıları özellikle ön plana çıkarabilir. Ayın dikkat çeken daha zor enerjili günleri olarak da bunlardan bahsedebilirim. Hepinize sağlıklı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart 20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.